Mutlu akşamlar. Ulusal Kanal ekranlarına hoş geldiniz. Ben Deniz Çağlayan. Gece görüşü saatiyle karşınızdayız. Haftanın ilk gece görüşü, Kasım ayınınsa son gece görüşü olacak bu gece görüşü sizler için. En önemli konulardan bir tanesi günlerdir aslında mesajını vermişti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bilim kurulunun tavsiyeleri Bakanlar Kurulu'nda değerlendirildi ve beklendiği gibi yeni tedbirler ve geniş kapsamlı kısıtlamalar hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Hafta içi artık saatleriniz 21'i gösterdiğinde sabah saat 5'e kadar sokağa çıkmak yasaklandı. Bu kısıtlama hafta sonunun tamamını kapsayacak. Yani hafta sonu artık dışarı çıkmak tamamen yasak olacak. Tabii bu yasaktan muaf olanlar var. Mesela cuma günleri özellikle marketlerde yoğunluk oluşmasın diye hafta sonu manavlar, fırınlar, eczaneler gibi kurumlar yine hizmet sektörü çalışacak. Evlere paket servis yapılacak. Bunun da altını çizelim. Tabii bunun haricinde yeni bir sürü tedbir vardı. Hepsini Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı. Aşının önümüzdeki ay itibariyle sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlayacağını da ifade etti. Bunun müjdesini verdi. Bir taraftan da COVID-19 tablosuna bakacağız elbette. COVID-19'da ilk kez salgından bu yana en yüksek can kaybına ulaştık. Türkiye'de 188 kişi, Mart ayından bu yana en yüksek veri bu. 188 kişi hayatını kaybetti. COVID-19 gündemi hepimizin için çok önemli. Bu konuya ilişkin bağlantımızda olacak. Yeni tedbirleri değerlendireceğiz uzman konuklarımızla birlikte. Biz gelin hep birlikte şimdi COVID-19 tablosuyla başlayalım gece görüşüne. Tabii tedbirlerin, kısıtlamaların sebebi var olan kurallara yeteri kadar uyulmaması. Salgınla mücadelede bir yerde bir şeyleri eksik yapıyor olmamızın kaynağı olduğunu da unutmadan hemen aslında bu tabloda bize bu tedbirlerin, kısıtlamaların neden gerekli olduğunu da ortaya koyuyor. Bugünkü günlük toplam yeni tespit edilen vaka sayısı 31.219 olarak açıklandı. 6.514 hasta var. Hasta sayısı biliyorsunuz artık hastanelere yatırılan hasta sayısı olarak aklımızda kalmalı. Yani 6.514 vatandaşımız 30 Kasım'da hastanelere yatırıldı. COVID-19 kapsamında tedavilerine başlandı. Açılışta da ifade etmiştim. 188 sayısı bizim Mart ayından bu yana gördüğümüz en yüksek can kaybı olarak da COVID-19 mücadelesinde tarihe geçmiş bulunuyor. 188 vatandaşımızı COVID-19 mücadelesinde maalesef kaybettik. 4.485 vatandaşımızın ise COVID-19 tedavileri tamamlandı. Her ne kadar üzülsek de bir taraftan da iyileşen hasta sayısındaki artış da bizi mutlu ediyor. Bu rakam önümüzdeki hafta içerisinde 2000'lerdeydi. 3000'lere kadar çıkmıştı. Bugün itibariyle 4.485'i görmüş olmak aslında bizim için önemli. Yaygın test konusunda 25 Kasım'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapmış. Günlük test sayımızın 200 bine ulaşması bizim için en önemli hedef demişti. Görüyoruz ki 176.656 sayısıyla da bu hedefe doğru ilerlemekte Sağlık Bakanlığı. Toplam test sayımıza bakıyoruz. 19 milyona yaklaşmış durumda. Toplam hasta sayımız 500.865. Toplam can kaybımız bugünkü verilerle birlikte 13.746. Ağır hasta sayısı çok önemli. Entübe hastalarımızdan bahsediyoruz. Yani her an hayatlarını kaybedebilirler. Sağlık çalışanlarımız onlar hayatlarını kaybetmesin diye, başka insanlar da COVID-19'a yakalanmasın diye Mart ayından bu yana tüm gücüyle çalışıyor. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu rakamı hastanelerde özellikle de yoğun bakımlarda bir kalabalığın oluşmaması ve yığılmanın oluşmamasını engellemek için ağır hasta sayımızı da düşürmemiz gerekiyor. 5190 yeni ağır hasta sayısı rakamımız olarak da bugünkü tabloda karşımıza geldi. İyileşen hastamız toplamda 404.727'ye ulaştı. Tabii tüm bu tablonun bize getirdiği bir sonuç var. Nedir o? Yeni kısıtlamalar, yeni tedbirler. Hep birlikte zaten özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını takip ettik. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sinyalini vermişti. Eğer aldığımız bu tedbirler de yeterli gelmezse önümüzdeki günlerde kısıtlamaları biraz daha
sertleştirmemiz gerekiyor dedi. Bilim kurulunun yaptığı son toplantıda ise yeni kısıtlamalarla ilgili tavsiyeler Bakanlar Kurulu'na iletildi ve Bakanlar Kurulu'nda ele alındı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu'ndan hemen sonra kameraların karşısındaydı ve beklenen açıklamayı yaptı. Hafta içi bundan böyle saatleriniz 21'i gösterdiğinde sabah 5'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak. Cuma günü 21'de başlayan kısıtlama ise pazartesi sabah 05'e kadar. Altını çiziyoruz. Pazartesi sabah 5'e kadar, yani hafta sonu sokağa çıkmak tamamen yasak olacak. Ayrıca ana sınıfa ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek. Meydanlara girişler kontrol edilecek. Cenazelere, nikahlara sayı sınırlaması getirildi. Ev toplantıları yasaklandı. Yani böyle evlerde misafir etmek artık yasak. Alışveriş merkezlerine girişte ise HES kodu artık zorunlu olacak. Ve tüm bu kararlar salı akşamından itibaren saatleriniz 21'i gösterdiğinde geçerli olacak. Salgın tedbirlerine harfiyen uyulmasını istedi, insan hareketliliğini en aza indirmek için yeni kararlar alındığını açıkladı. Hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Hafta sonu ise tamamen yasaklandı. Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kameralar karşısındaydı. Sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları, Cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi, pazar artık evlerimizdeyiz. Yeni kısıtlamalar kapsamında ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetine ara verildi. Cenazelere, nikahlara, evlere kadar yeni kurallar salı gününden itibaren geçerli olacak. Kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar, paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak. Nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES kod uygulamasına geçilecektir. 52 milyon sipariş edilen aşının önümüzdeki ay sağlık çalışanlarına yapılacağını vurguladı. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. En başından beri söylediğimiz gibi vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır. Erdoğan'ın son çağrısı sigara tiryakilerine. Milletimden bir şey daha istiyorum. Lütfen kapalı mekan evleriniz neresi olursa olsun sigara içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırakın. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni alınan tedbirleri tek tek açıkladı. Özellikle sigara konusunda yaptığı çağrı önemliydi. Çünkü biliyorsunuz akciğerler çok çok önemli. Sigarada akciğerlerimizi zorlayan ve aslında bir an önce kurtulmamız gereken bir şey. Özellikle de kullananlar için söylüyorum bunu. Şimdi tabii bunları değerlendirmek lazım. Ne kadar etkili olacak, bu kısıtlamalar ne kadar sürecek diye Profesör Doktor Taceddin İnandı'ya soracağız. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Taceddin İnandı bizimle birlikte gece görüşünde. Hocam tekrar hoş geldiniz gece görüşüne.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde sizinle yine bir yayın yapmıştık. Bu kısıtlamalar ne zaman olur, var olan tedbirler yeterli mi diye sormuştuk. Ama siz genel bir kapanmadan bahsetmiştiniz. Bunlar olmadan bu artışın önlenemeyeceğini söylemiştiniz. Bugünkü tedbirleri nasıl buldunuz? Yeterli olacak mı? Ne kadar süre hayatımızda olmalı ki etkisini alabilelim? Evet, doğrudur. Geçen konuşmamda daha sıkı katı bir tedbirin, kapanmanın, tam bir kapanmanın gerektiğini söylemiştim. Bugünkü tedbirleri, alınan önlemleri olumlu karşıladığımı belirteyim öncelikle. Mutlaka etkisi olacaktır. Önemli de bir etkisi olacağını düşünüyorum salgın üzerinde. Ancak bunun bu salgını kontrol altına alabilir mi sorusunu sorarsanız, yani yeterli olur mu kontrol altına alma bakımından bu önlemler derseniz, kısa sürede alabileceğini yine düşünemiyorum. Yani kontrol altına almaktan kastım şu: salgının Türkiye hiç kontrol altına alamadı. Yani salgındaki hasta sayılarını örneğin iki basamağın altına indirmekten kastediyorum. Bu düzeye bu önlemler de yakın zamanda bunu indiremeyecek gözüküyor. Çünkü şu anda salgın yaygın bir biçimde toplumun her yerinde var ve üstelik bir artış devam ediyor. Yine geçen hafta şunu da söylemiştim. Alınan önlemler, mevcut alınan önlemler, bir hafta 10 gün kadar önce uygulamaya sokulan önlemlerin etkisi olabileceğini ve bunun salgını biraz yumuşatabileceğini söylemiştim. Hızını da kesmekte yetersiz kalacağını söylemiştim. Gördüğümüz kadarıyla yine salgın hızını bir miktar belki yavaşlattı ama sayılar artıyor. Özellikle hastalar ve ölümlerdeki sayılarda henüz bir değişiklik yok. Yukarı doğru devam ediyor. Bunun arttığını görüyoruz. Alınan her tedbirin, özellikle insan hareketliliğini kısıtlayacak her önlemin bir miktar etkisi olacak. Bu alınan önlemler de aslında önemli önlemler. Fakat şu anki 30 binin üzerinde bildirilen hasta sayısı var. Bu değişik nedenlerle hastalığın işte test yapılan PCR testinin özelliği nedeniyle ve bizim test politikamızın özelliği nedeniyle gerçek hasta sayılarının bunun iki katı, üç katı olduğunu söylersek yanlış olmaz. Yani günde 100 bin hastadan söz edersek yanlış olmaz. Dolayısıyla alınan önlemler özetle önemli, etkili olacağını düşündüğüm önlemler ama salgında bir kontrol altına almadan, kısa süre içerisinde alma bakımından yeterli olamayacağını, yeni önlemlere ihtiyaç duyabileceğimizi önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum. Yeni önlemler gerekebilir. Mesela nasıl yeni önlemler hocam? Şimdi sokağa çıkmak, evet, belli saatler aralığında hafta içi kısıtlandı ama hafta sonu tamamen uygulanacak. Nasıl bir önlem alınmalı ki salgını kontrol altına alabilelim? İnsan hareketliliğini daha da kısıtlayan önlemler, ki tam kapanma uygulamasını örneğin Fransa hayata geçirmiş. Hafta içinde aynı uygulamanın tabii Fransa mesela Fransa'nın hayata geçirdiği önlemler de baktığımızda daha sıkı bir önlemdi ve bir kişi günde bir saat dışarı çıkabiliyordu ve 5 kilometre evinden uzağa gidiş yapabiliyor idi. Ve o 14 günlük tam kapanma. Ya şu an Türkiye'nin uyguladığı bir tam bir kapanma değil, kısmi bir kapanmadan söz edebiliriz. Yine AVM'ler açık olacak ve HES koduyla gidilecek. Yine bir kısım etkinlikler açık ama sayı kontrolü var. Yani 30 kişi kontrolü var. Dolayısıyla şu anki kapanmamızı kısmi kapanma olarak tanımlayabiliriz. Tam bir kapanma değil. O nedenle hani etkisi olacak ama Fransa'daki kadar bir etki olur mu? Onu bekleyip göreceğiz. Benim kanaatim önümüzdeki günlerde umarım olmaz ve düşer. Yine tedbirlere ihtiyaç duyabiliriz. Bu tabii ki vatandaşın bu tedbirlere uyması, yine toplumun risk algısındaki değişimine, pek çok şeye, faktöre bağlı. Tahmin etmek çok kolay değil ama şu anda salgın hızlı bir biçimde yayılıyor, artış eğilimi sürüyor
geçtiğimiz haftaki ağırlanan kısıtlamalar çok etkili olmadı diyebiliriz bu açıdan. Aslında hayatımızı tam olarak değiştirmemiz gereken, yeni bir hayat düzeni yaratmamız gereken bir dönemdeyiz. Aslında çok uzun zamandır, yaklaşık neredeyse evet. 9 aydır böyle bir dönemden geçiyoruz. Daha önce sık sık konuştuk, ben o yüzden fazla o noktaya değinmek istemiyorum. Kontrollü hayatımız kontrolden çıktı ki belli. Yeni tedbirler alıyoruz, sokağa çıkma kısıtlamaları belli ölçüde tekrar hayatımıza girmeye başladı. Bir vatandaş olarak biz yeni normal hayatımızı nasıl şekillendirmemiz gerekiyor? Neye göre yaşamamız gerekiyor? Yani sabah kalktık, işe gitmemiz gerekiyorsa gidelim. Markete gitmemiz gerekiyorsa gidelim. Psikolojik olarak da kendimizi buna nasıl adapte etmeliyiz ki biz bu mücadelenin bir parçası olabilelim? Anladığım kadarıyla vatandaşlara çok temas etmeyen nokta bu. Topyekün ve seferberlik diyoruz ya. O noktada eksik kalan bir şey vatandaşların bu sürece ayak uydurmakta adapte olmasındaki problem gibi geliyor bana. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Evet, haklısınız. Yani topluma doğru mesajları vererek, ortak mesajları vererek, doğru bilgilendirerek, ortak hareket ederek ancak bu sorun üzerinden gelebiliriz. Bugüne kadar toplumda bir kısım kafa karışıklığı gerek bilgi bakımından, gerek tehlikenin boyutu bakımından biraz kafa karışıklığı ortaya çıkmış idi. Açıkçası bakanlığın son zamanlarda tam hasta sayılarını açıklaması önem taşıdı. Önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Çünkü o rakamlar açıklandıktan sonra basının da ilgisi, toplumun da ilgisi çok değişti. Son birkaç gün daha öncesine göre çok daha toplumda da gerek maske gerek sosyal mesafe ve diğer kurallara uyumda bir artış olduğunu görebiliyoruz. Bu kamuda yöneticilerin yine kuralları, hatırlatmaları ve bir kısım cezai tedbirleri almaları, uygulamaları da bunda etkili oldu kuşkusuz. Ama tabii ki yine burada vatandaşlarımızı şunu umudu kaybetmemek lazım belki. Tünelin sonunda ışık gözüktüğünü görelim. Zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz, farkında olalım. Hepimiz bir kısım ruhsal, sosyal sorunlar yaşıyoruz. Bunu ancak dayanışma ve yardımlaşmayla yaşayabileceğimizi de bilelim. Yani burada başarı gösteren toplumlara bakarsak esas olarak yardımlaşma ve dayanışma duygusu güçlü olan toplumlar bu işi daha rahat yürütüyorlar. Yani Vietnam, Asya toplulukları böyle gözüküyor. Rekabetçi, benim yorumum bu, rekabetçi, piyasa ekonomisi ve liberal toplumlara baktığımızda burada başarısızlığa uğradıklarını görüyorum. Dolayısıyla toplumun rekabet, yarışma belki önemli ama böylesi durumlar yarışmadan daha çok dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz toplumlar. O nedenle pek çok açıdan, pek çok önlemde dayanışmacı, yardımlaşmacı önlemler almamız lazım. Kamunun özellikle toplumun yoksul kesimlerini, dezavantajlı kesimlerini koruması, kollayıcı bir takım tedbirler alması da gerekiyor. Yani gıda sorunu, beslenme sorunu, barınma sorunu olan insanlar, işsiz kalanlara bunların doğuracağı sonuçları önleyici tedbirleri de almak gerekiyor ki bu evde kalma kısıtlama önlemlerinin doğuracağı diğer sosyal psikolojik sorunları bir miktar azaltalım. Destekleyici, sosyal, ekonomik, psikolojik bir kısım faaliyetleri de örgütlememiz ve sunmamız gerekiyor topluma. Yaygın test politikasına geçeceğiz demişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bir de rakam söyledi, 200 bin bir rakamı hedefliyoruz günlük test sayısında. Bu mesela neyi değiştirir salgınla mücadelede? Açık test gibi bir tanım söyledi o açıkladı ilk açıklamasında. Eğer bu yaygın test ise yaygın testle beraber olduğunu tahmin ediyorum. Aynı anlamda kullandığını. Burada şu önemli, şu açıdan çok önemli. Bir kere bu mücadelede en önemli noktalardan bir tanesi toplumsal hareketliliği azaltmak. Az önceki önlemlerle yani kapanmayla bunu azaltacağız. Ama ikinci önlem şu, bu hastalıkla mücadelede en etkili önlem, geçmişten beri kullanılan önlem de şu. Hasta kişiyi, hastayla temas etmiş olan temaslıyı ve sağlam kişiyi birbirinden ayırmak.
Bu üç grup insanı birbirinden ayrı tutarsak yeni hastaların ortaya çıkmasını önlemiş oluruz. Bunu sağlamanın en önemli yolu ise hastalık belirtisi gösteren kişilere test yaparak bunun COVID olup olmadığını anlamak ve bu kişiyle temas etmiş insanları bulmak, onları takip etmek, izlemek ve izolasyon, karantina önlemlerini almak, sağlam kişilerle temas etmelerini engellemek, yeni hasta ortaya çıkışını azaltmanın en önemli yolundan bir tanesi bu. İşte Vietnam'da, Çin'de, Çin örneğin bir havalimanında bir hasta buldular ve tüm havalimanında çalışanları taramadan geçirdiler. Tüm çalışanları taramadan, binlerce test yaptılar. Yine Vietnam'da böyle. Yani çok hızlı ve yaygın, agresif bir test politikası uygulasaydık baştan itibaren hastalığı kontrol etme şansımız olacaktı. Ama bugün de en azından hani bu test stratejisi ile hastalığı kontrol altına alma bakımından önemli bir araç olarak bunu da kullanabiliriz. Yani yaygın test son derece önemli. Hastayla temas etmiş kişiyi ve sağlam kişiyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Bunun için de test yapmak, izlemek ve karantina, izolasyon önlemlerini uygulamak gerekiyor. Sevgili İnandı, Sayın Hocam, buradan vatandaşlarımıza çağrınız ne olacak kapatmadan önce? Sizden son bir kez vatandaşlarımıza önemli uyarılarınız olacağını tahmin ediyorum. O çağrıyı alabilir miyim sizden? Evet, ben açıkçası ben de tünelin sonunda ışığın göründüğünü düşünenlerdenim. Aşı çalışmalarında son derece iyi, olumlu haberler gelmektedir. Ve bu aydan itibaren ülkemizde de aşı uygulamalarına başlanıyor. Bu da sevindirici bir haber. Ancak aşıdan yararlanabilmek için, toplum olarak yararlanabilmek için önümüzdeki 3 ay son derece önemli. Bu 3 ay içerisinde hasta olmamamız gerekiyor. Hasta olmadan korunmak ve hayatta kalmak gerekiyor ki aşıyla kendimizi korumak için bir şans yaratalım. Yani bu 3 ay ne yapıp edip zorunda değilsek evden dışarı çıkmayalım. Zorundaysak, dışarı çıkıyorsak maskeyi mutlaka takalım. Maskemizi bir an olsun çıkartmayalım. Öteki insanlara yaklaşmamaya çalışalım. Kalabalık ortamlara, hele de kapalı ortamlara hiç girmemeye çalışalım. Zorunda değilsek. Bir de ellerimizi düzenli yıkayalım ve yakınlarımızı, dostlarımızı, sevdiğimizi sık sık arayalım. Hal hatır soralım. Bunları diyorum. Sağlıklı bir günlere tekrar bir an önce kavuşmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Değerli katkılarınız için Profesör Doktor Taceddin İnandı. Hem alınan yeni tedbirleri konuştuk hem de size önemli uyarılar yaptı. Önümüzdeki 3 ay çok önemli dedi. Bu 3 ay içerisinde kendimizi ne kadar iyi koruyabilirsek aşı konusunda hepimizin şansı biraz daha fazla dedi. Fakat şöyle bir de durum var. Bu aşı çalışmalarını yürüten sağlık emekçilerimizi unutmayalım. Onlar aynı zamanda hastanelerde COVID-19 hastaları için çalışırken bir taraftan da aşı ile ilgili mesai yapıyorlar. O yüzden onların yükünü ne kadar azaltabilirsek, bu salgının en ağır yükünü sırtlayan sağlık emekçilerimize ne kadar iyi omuz verebilirsek, bu salgının sonucunu o kadar hızlı getirebiliriz. Sevgili Taceddin İnandı da söylerken, tünelin ucunda ışık göründü diye. Dünya Sağlık Örgütü'nden hatırlayın ilk kez umut veren bir açıklama gelmişti geçtiğimiz hafta. Onlar da şöyle demişti, Dünya Sağlık Örgütü gelen tüm aşı çalışmaları ile ilgili verileri önümüze koyduğumuzda henüz onay alan yok ama onay aşamasını hızlandırabileceğimiz 3 aşı çalışması var demişti. Bu aşı çalışmalarını görüyoruz ki tünelin ucundaki karanlığı aydınlatacak. O yüzden birazcık daha sabır. Çok az daha sabır. Olabildiğince hareketliliğimizi kısıtlayalım. Alınan bu tedbirlere uyalım ki sevgili Taceddin İnandı'nın dediği gibi tam bir kapanma döneminden daha ziyade şu tedbirlerle bir an önce aşının bizim de hayatımıza gireceği, önce sağlık çalışanlarımıza uygulanacak biliyorsunuz, bizim de hayatımıza girebileceği o dönemi hızlandıralım. Mesela nasıl yapalım biliyor musunuz? Maskelerimizi takalım. Maskelerimizi takmazsak
Az önce Profesör Doktor Taceddin İran da söyledi. Bu salgınla mücadelede 1-0 yenik durumunda başlıyoruz mücadeleye. Her bir birey için bu geçerli. Ve seferberlik anında olduğumuzu ve bu topyekün mücadelenin bir parçası olduğunu unutmaması gerekiyor vatandaşlarımız. Unutanlara bakın, Trabzon'da nasıl bir hatırlatma yöntemi bulmuşlar. Biliyorsunuz ki teknoloji biz kullandıkça iyi, o bizi kullandıkça iyi değil. Ama siz unutursanız maskenizi takmayı, bakın Trabzon'da size o maskeyi takmanız gerektiğini nasıl hatırlatıyorlar. Onun için normal bir gündü. Evinden çıktı. Otobüse binmek için durağa yürüdü. Ancak bir şeyi unutmuştu, maskesini takmayı. Kameraya baktığında yüzünde bir gülümseme yoktu. Koronavirüsü gördü ve hatasının farkına vardı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çok güzel bir gösteri. En azından insanlar maskesiz dolaşmaz. Durağa geldiği zaman maskesiz dolaşsa virüs adayı diye tespit ediliyor. Trabzon'da maske takmayanlar yüzünü koronavirüse çeviren özel yazılımlı dijital ekranlarla uyarılıyor. Yapay zeka tabanlı dijital ekranlar maske takmaya teşvik ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bu projeyle maske konusunda duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Durağa maskesiz giden çoğu kişi dijital ekranda kendisini görünce önce şaşkınlık yaşıyor, fakat çok geçmeden kuralları uyguluyor. COVID-19 tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek çok uzun süredir biliyorsunuz tedavi görüyor, COVID-19 tedavisi görüyor Akdeniz Üniversitesi'nde. 105 gün sonra ilk kez sağlıklı olduğunu anlatan görüntüleri paylaşıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan Böcek'i hastanede odasında ziyaret etti. Şu anda 100'ünü geçtik. Zor günler geride kaldı. 105 gün sonra ilk görüntüleri paylaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taburcu edilmeye hazırlanıyor. Şu an için gayet iyi. Enerjisi çok iyi zaten. Herhangi bir sıkıntısı yok şu an için, taburcu etme anlamında da yok aslında, ama kendini sanıyorum daha güvende hissediyor. Şu 1-2 gün içinde taburcu edeceğiz gibi görünüyor. Muhittin Böcek 17 Ağustos'ta COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuş, özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 27 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Böcek sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da da normal servise çıkarıldı. Kronik hastalıkları elbette süreci biraz daha komplike hale getirdi. Ama şu anda tedavisi tam olarak yapıldı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, Muhittin Böcek'i hastane odasında ziyaret etti. O anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Biz tedavisi devam ediyor sabah akşam. Bir yemeğini yiyebiliyor, kendisini ifade ediyor gayet iyi bir şekilde. Öz bakımını yapıyor, hareketlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Bundan sonraki süreçte çok da sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası. Hayatını idame ettirmek anlamında. Muhittin Böcek'in birkaç gün içinde taburcu olması bekleniyor. Mutluyuz sizi böyle görmek inşallah. Sayın Böcek'e geçmiş olsun diliyoruz. Şimdi COVID-19'la mücadele kapsamında yurt genelinde denetimler vardı ve ne yazık ki hafta sonu biliyorsunuz belli aralıklarda sokağa çıkmak yasaktı. Ama hele böyle bir dönemde vaka sayıları 30 bin üzerine çıktığı bir dönemde bazı vatandaşlarımız bu kısıtlı tedbirlere uymakta bile zorlandılar. Böyle demek istiyorum ben, böyle tabir etmek istiyorum. Başka bir şey söylemek dilimin ucuna geliyor ama neyse diyorum. Bakın 12.671 kişi sokakta. Ve tabii ki de haklarında adli, idari, cezai işlem uygulandı. Belge yanımda diyorsun şimdi. Belge yanında taşımak zorundasın o zaman. Kimi belgesinin olduğunu savundu, kimi can sıkıntısından dışarı çıktı. Hiçbiri ekiplerin radarından kaçamadı. Tamam, önemli değil.
Ben de boş adam değilim. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden binlerce kişiye ceza yağdı. Toplam 12.671 kişiye cezai işlem uygulandı. Ben o kağıdı bozdururum yarın. Rakamları İçişleri Bakanlığı paylaştı. Yasaklar kapsamında uyarıcı bir açıklama da yapıldı. Unutmayalım ki koronavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz. Covid-19'la mücadele kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Kuralları ihlal edenler ekipler tarafından tek tek uyarılıyor. Yani çok kalabalık. İç içe herkes. Covid-19'la mücadelede alınan ek tedbirler kapsamında ekipler denetimlerini yurt çapında genişletti. Herkes dip dibe balık tuttu. Covid-19'la mücadele ek tedbirler kapsamında devam ediyor. Ancak bazı noktalarda kurallara uyulmuyor. O uyulmayan noktalardan birindeyiz. İstanbul Galata Köprüsü'nde burada bulunan balıkçılar yer yer sosyal mesafe kuralını ihlal ediyorlar. Her gün buradayım. Cumartesi, pazar günleri, gündüzleri yani çok kalabalık. Siz dikkat ediyor musunuz sosyal mesafeye? Eyvallah, dikkat ediyoruz. Özellikle hafta sonu sahiller, köprüler ve parklarda virüse davetiye çıkaran görüntüler oluştu. Bazı arkadaşlarıyla birlikte üçlü durma şeyinde oldu. Pazar günü biraz daha millet hava güzel olunca çıktı. Maalesef de yoğunluk oldu. Dilek Doğan ve Emre Alp Genç'e teşekkür ediyoruz bu haber ve görüntüler için. Umarız bir sonraki gün, yani salı günden itibaren bir daha böyle görüntüler görmeyiz. Üstelik bu görüntüler İstanbul'dandı. Şimdi sağlığın siyaseti olmaz da ama yapanlar da var. HDP'li Garo Paylan, Çin aşısının niteliksiz, Alman aşısının ise nitelikli olduğunu iddia etti. Neye göre böyle bir iddiada bulunduğunu tabii ki soruyor insan. Alman aşısının uluslararası otoriteler tarafından onaylandığını, Çin aşısının ise onaylanmadığını öne sürdü Paylan. Bu asılsız iddialarını bilim insanları doğrulamadı. Çin aşısına karşı yapılan kara propagandayı bilimsel veriler de boşa düşürüyor. Çin aşısına karşı da bir ön yargı olduğunu da biliyorsunuz. Bu konuda aşı çalışmaları başarısız olabilir. Çin aşısına yönelik kara propagandaya karşı bilim insanları doğruları ulusal kanala anlattı. Pfizer'ın aşısı biraz daha pahalı ama çok daha nitelikli bir aşı olduğu düşünülüyor. PKK'nın siyasi uzantısı HDP milletvekili Garo Paylan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çin aşısının niteliksiz, Alman aşısının nitelikli olduğunu iddia etti. Ulusal kanal Paylan'a bu iddialarını neye dayandırdığını sordu. Paylan, bilimsel verilere dayanarak konuştuğunu ve Çin aşısının uluslararası örgütlerin onayından geçmediğini öne sürdü. Pfizer o onaylardan geçmiş durumda. Çin aşısına DSV onay vermedi. Ayrıca uluslararası otoriter tarafından da onaylanmadı. Birincil onayları vardır. Bunlar 3 aşamalı. 3 aşaması da onaylı değil. Bakanlığın açıklamasından sonra bütçe görüşmelerinde şunu önerdim. Türkiye'de 3 aşaması da onaylanan Pfizer aşısı kullanılmalı. Çin aşısının da 3 aşaması tamamlandıktan sonra devreye girmesini söyledim. Bilime inanan bir insan olarak bilimsel yaklaşılmasını istedik. Paylan'ın iddialarını bilim insanları boşa çıkardı. Bilim insanları hem Çin aşısı olan Sinovac hem de Alman aşısı olan Pfizer'ın Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk aşamalarda onaylandığını vurguladı. Şu anda hiçbir aşı 3 aşamadan geçip onaylanmış durumda değil. Faz 1, faz 2 aşamasında net sonuçları olan aşı çalışmaları var. Çin aşaması da bu durumda. Bilim insanlarına göre Çin aşısı güvenilirliği ve saklama koşulları nedeniyle tercih ediliyor. Ankara 2 fazının Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan Çin aşısı için Pekin'le 50 milyon dozluk anlaşma imzaladı. Pfizer mRNA aşısının -70 derecede muhafaza edilmesi gerekiyor. Türkiye'de eczacının bunu nasıl yapacağı net değil. Bunun için 10-15 bin dolar yatırım yapacak. Deposunu sağlaması lazım. Taşınması esnasında uygun koşul sağlanmazsa aşının etkisi azalabilir. Çin aşısında da faz 3 çalışmaları sürüyor. Türkiye'de bu çalışmalara ortak. Çin aşısı ölü aşı teknolojisiyle yapıldı. Geleneksel, en güvenilir, en kolay teknoloji. Çin aşısında virüs dışarıda öldürülüp aşı şeklinde vücuda enjekte ediliyor. İlk verilere göre %70 civarında antikor oluşturuyor. %50-60'ın üzerinde ise pandemi zincirini kırmakta işe yarar olacaktır. Her iki aşının da etkisi uygulamada ortaya çıkacak. İkisinin de ön verilerine bakılınca olumlu etkileri var. Yani önümüzdeki günler aşı savaşları başlıyor demek. Dünya Sağlık Örgütü de aşı sürecinin en başından itibaren tam da bu noktaya dikkat çekiyordu. Yani önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek, onaylanacak aşılar için bir taraftan da ticaret savaşları başlayacak diyordu. İşte bu noktada
önümüzdeki günlerde özellikle HDP'nin yaptığı bu açıklamayı da göz önünde bulundurarak aşı konusundaki siyasetimizi de buna göre belirlemek mecburiyetinde kalacağız. Unutmayın ki Pfizer, Almanya ve Amerika'nın ortak ürettiği, özel şirketlerin ürettiği bir aşı. Aynı şekilde ikinci sırada Moderna var. Amerikan menşeli bir aşı. Amerika'daki bir özel ilaç firması tarafından üretilen bir aşı. Rusya'nın ve Çin'in geliştirdiği ise devletin desteğiyle üretilen aşılar. Yani burada milyar dolarlardan bahsediyoruz. O yüzden bu siyasetleri ortaya koyarken perde arkasındaki düşünceleri ve ortaklıkları da unutmamak lazım. Burada Pfizer ya da Moderna aşısını da kötülemiyoruz. Hepsi insanların sağlığı için, yeryüzündeki tüm insanlar için hayat vermek için geliştirilen çalışmalar. Ama bu noktada bunu siyasete dökmek, hele bu şekilde gündeme getirmek, onun altında başka bir şey arar insan. Şimdi Bakanlar Kurulu sonrası tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde siyaset de vardı. Biliyorsunuz CHP'li bir milletvekili daha önceki günlerde bir açıklama yapmış ve Türk ordusu satıldı ifadelerini kullanmıştı. İşte bu hakaretvari sözlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir yanıtı vardı. Bu çağrısını tabii ki aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda yaptı. Biraz sonra dinleyeceksiniz o çağrının ne olduğunu. Aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu ve İstanbul Borsası Katar ortaklığı ile ilgili yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir. Sıfatları milletvekili bile olsa laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz. FETÖ'den PKK, YPG'ye kadar birliğimize ve beraberliğimize saldıran terör örgütlerinin borazanlığını yapanlar, ülkemizin siyasi ve ekonomik güvenliğinin sınırlarını genişletme gayretlerini engellemeye çalışıyor. Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerine bu denli hakaret edecek, bu denli edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum, bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine, bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir. Yurt dışında birilerinin kendilerine biçtiği role karşı seslerini çıkarmayanlar, kendi hükümetlerine en galiz ifadelerle saldırmaktan geri durmuyorlar. Ülkemize hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama başaramayacaklar. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu'nun uhdesindeki %10'luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesi'ne satışı yapıldı. Türkiye Varlık Fonu'nun bu hisseyi geçtiğimiz yıl Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan almıştı. Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı %80,6'dır. Bay Kemal, bunu öğren. Bunu bil, bu sana lazım. Yani bir yıl öncesiyle aynıdır. Katar Yatırım Otoritesi, aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin de bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş dünyanın en büyük borsalarından biri olan Londra Borsası'nın da %10,3'üne sahiptir. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı. Almanya'nın
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da gündeminde aynı konu vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hiç kimsenin dil uzatmasına izin verilemeyeceğini söyledi Akar ve devam eden yargı sürecinin de yakından takipçisi olacaklarını ifade etti. Tabii gündemde Doğu Akdeniz'deki hukuksuz arama da vardı. Kademe komuta kademeyle bir araya geldi. Akar o toplantıda konuştu. Doğu Akdeniz'deki hukuksuz arama için de hesabın sorulacağını hatırlattı. Gündemde Karabağ'da vardı. Rusya ile birlikte çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi Karabağ'da. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'la video konferans toplantısıyla bir araya geldi. Devletin ordusu Katar'a satılmış. Toplantıda CHP'li milletvekilinin tartışma yaratan ifadelerine değinen Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzatılmasına göz yumulmayacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir şekilde etkinliği, caydırıcılığı ve saygınlığından kimse şüphesi olmasın. Doğu Akdeniz'de gerginliği artıranın Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmadığına dikkat çekti. İrini Harekatı bahanesiyle Alman ve Yunan donanmasının gerçekleştirdiği hukuksuz aramaya da sessiz kalınmayacağını tekrarladı. Burada bir gemimize masum bir gemi tek başına seyreden bir gemi. İçinde tamamen yiyecek, içecek, insan yardım malzemesi olan bir gemi. Bununla alakalı hukuki planları yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapıyoruz. Akar ve komuta kademesi Karabağ'daki son durumu da ele aldı. Milli Savunma Bakanı Karabağ'da Rusya ile yapılan çalışmaların başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Toplantıda Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nın yanı sıra Kosova, Bosna Hersek, Katar ve Somali'deki birlik komutanları, NATO karargahındaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma Komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Vatan Partisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşları dernek ve vakıflara aktaracağı fonla mücadelenin yol haritasını açıkladı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yabancı devletlerin yardımına imkan veren kanunun acilen kaldırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin dört bir cephede Amerika Birleşik Devletleri ile savaştığını hatırlattı. Amerikan parası alma onursuzluğu yasaklanmalıdır dedi. Amerika Birleşik Devleti'nin ekmeğini yiyenler Amerika Birleşik Devletleri'nin kılıcını sallarlar. Türkiye'de yaratıcı yıkıcılık stratejisini sürdüren ABD'nin fon atağına karşı bu sözlerle uyardı. Vatan Partisi, ABD fonuyla mücadelenin yol haritasını sundu. Bu hibe programı Amerikan dolarıyla açılmış bir onursuzluk ihalesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, demokrasiyi güçlendirme adı altında Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşları, medya, dernek, vakıf ve bireylere 5.000 ila 50.000 dolar arasında hibe verecek. Sözde bunlar özgür, bağımsız medya kuruluşları. Çünkü özgür yazıyor Medyascope'un sloganında. Esirler çünkü Amerikan paralarına bağımlılar. Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya 10.000'lerce tır silah veriyor. İşte buna karşı Türk ordusu sivilleri, Kürtleri katlediyor diye haber yapanlara gidiyor bu paralar. Türkiye'de kaos yaratmak için yaratıcı yıkıcılık faaliyetlerine devam eden Amerika'nın bu yeni hamlesine ilk tepki Vatan Partisi'nden geldi. İşte Vatan Partisi programını ilgili maddesini milletimize bir kez daha sunuyoruz. Milli Hükümet Programı madde 9. Sivil toplum kuruluşlarının ve kurumlarının yabancı devlet ve kurumlardan para ve maddi destek almaları yasaklanacak. Milli devleti ve ülke bütünlüğünü tahrip etmeleri önlenecek. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, ABD'nin Türkiye'de bu fonları hangi kuruluşlara aktardığını sıraladı. Amerika Birleşik Devletleri Ankara'da bir LGBT derneğine 22 milyon dolar yardım yapıyor. Amerika Büyükelçiliği duvarları Türkiye'ye karşı operasyonların reklam panosuna dönüşmüştür. İnsan hakları çığlıklarıyla, özgürlük çığlıklarıyla terörden hüküm giyen PKK memuru Demirtaş'a özgürlük isteyenlere gidiyor. Sözde adalet çığlıklarıyla
FETÖ'yü hapisten kurtarmak isteyenlere gidiyor bu milyon dolarlar. Bursalı, ABD fonuyla mücadelenin yol haritasını açıkladı. Yabancı devlet yardımlarına imkan veren ilgili kanun ve hükümlerin kaldırılması gerektiğini bildirdi. Dernekler, sendikalar, oda ve meslek kuruluşları, basın ve medya kuruluşları ile ilgili kişi, grup ve platformlar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyruğu olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar. Alanlar hakkında cezai işlem uygulanır. Maddi yardım alan kuruluşlar kapatılır. Alınan maddi yardıma el konulur. Mevzuat ve yönetmeliklerde buna aykırı olan hükümler kaldırılmıştır. İşte bu düzenlemenin vakti zamanı gelmiştir. HDP ve PKK birçok ilde çocukları, gençleri tuzağa düşürüp dağa götürdü. Onların hayatlarını çaldı. Ama aileler ilk 2014'te Diyarbakır'da Dağ Kapı Meydanı'nda eylem başlatmıştı. Olumlu sonuçlar aldılar. Çocukları geri geldi. İsyan ateşi bu kez 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP il binası önünde yakıldı. Annelerin eylemi dalga dalga yayıldı. Hem il sınırlarını aştı hem de ülke sınırlarını aştı. Ulusal kanal Diyarbakır, İzmir ve Almanya'da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin sesi oldu. Diyarbakır'da geç bırakın geç! Eli çocuğunu Amerika uşaklar gönderensen! Anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin Diyarbakır il binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için direnen Hacire anne, 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu. Hacire annenin mücadelesi benzer acıyı yaşayan ailelere örnek oldu. 3 Eylül 2019'da bir araya gelen anneler PKK'ya karşı isyanın ateşini yaktı. HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti başladı. Çocuklarımızı verin. Aradan geçen 455 günde nöbet çadırı büyük sevinçlere de sahne oldu. 20'den fazla ailenin evladı geri döndü. Anneler çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kavuşmalar direnişe güç kattı. Evlat nöbeti bugün daha büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Eylemin ilk gününe Diyarbakır'da genç bırakmadınız sözleriyle damga vuran Ayşegül Biçer de bu kararlı direnişin simgelerinden biri. 20 çocuğumuzu geri kazandık. Eminiz ki bütün evlatlarımızı geri kazanacağız. Onlar sandı ki bir gün iki gün oturup yılacağız. Hayır, bizi kimse yıldıramaz. Karar verdiğimiz bu mücadelede sona kadar kararlıyız. Hakkımız olan evlatları söke söke PKK ve uzantısı HDP'den alacağız. Bunu iyi bilsinler ki bu anneler ölümüne kararlı. Var olsun HDP! Var olsun! Diyarbakır annelerinin eylemi aynı acıyı yaşayan tüm ailelere örnek oldu. Kavuşmalar var olan umutları daha da yeşertti. Evlat nöbeti dalga dalga yayıldı. Diyarbakır'da başlayan eylem Türkiye'yi sardı. Aileler çocuklarını teröre kurban vermemek için seslerini yükseltmeye başladı. İzmir'de çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan iki baba Mehmet Laçin ve Yasur Dürge, HDP il binası önündeki evlat nöbetine devam ediyor. Laçin ve Dürge hem kendi çocuklarına hem de evlatları dağa kaçırılan ailelere seslendi. Kimse korkmasın, çekilmesin. Kimin evladı terör örgütünün elindeyse gelsin bize katlasın. Ben vatan sevdalısıyım. Ben şanlı bayrağımın sevdalısıyım. Baba Mehmet Laçin Diyarbakır'da başlattığı eylemini İzmir'e taşıdı. Laçin, kızının kaçırılma sürecinde yaşadıklarını ulusal kanal canlı yayınında anlattı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın bir nevi sevk yeri olduğunu söyledi. Defalarca gittim, inkar ettiler. Son gidişimde dayısını beraber HDP'de buldum. Elinde almaya çalıştım, müdahale ettim. Beni darp ettiler. Diyarbakır İl binası zaten sevk yeridir. Bütün çocuklar nerede toplanıyorsa sevkleri HDP Diyarbakır il binasıdır. Diyarbakır annelerinin eylemi ülke sınırlarını da aştı. PKK'ya karşı direnişin Avrupa'daki simgesi Maide anne, kızı Nilüfer için Alman parlamentosu önünde evlat nöbeti tutuyor. Kızı için Almanya'da çalmadık kapı bırakmayan Maide anne, Avrupa'nın terör konusundaki ikiyüzlülüğüne ayna tutuyor. Maide anne de kızına ulusal kanaldan seslendi. Çocuğu vermemek için elinden geleni yapıyorlar. Ben de çocuğumu almak için elimden geleni yapacağım. İmza kampanyası topladım ve imza kampanyası 50 bini geçtiği takdirde
Alman parlamentosu bu konuyla ilgilenmek zorunda. Kanunen ilgilenmek zorunda. Şimdi sizden küçük bir ara istiyoruz. 10 dakika sonra yaklaşık tekrar gece görüşüyle karşınızda olacağız. Reklam arası şimdilik. Tekrar merhabalar. Gece görüşü kaldığı yerden devam ediyor. İran'da suikast sonucu şehit edilen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde intikam yeminleri edildi. İran Savunma Bakanı Hatemi, suikastle İran'ın nükleer çalışmalarının hedef alındığını söyledi. İran'da hiçbir suç cevapsız ve cezasız kalmaz dedi. Öte yandan Çin, Muhsin Fahrizade'ye yapılan suikasti kınadı. İran nükleer programının babası Muhsin Fahrizade toprağa verildi. Başkent Tahran'daki cenaze töreninde intikam yeminleri edildi. Uğradığı suikast sonucu şehit olan bilim insanı Muhsin Fahrizade, Tahran'da devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Fahrizade'nin naaşı devrim muhafızlarının omuzlarında İran Savunma Bakanlığı'na getirildi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle törene sadece aile üyeleriyle üst düzey generaller ve siyasi yetkililer katıldı. Cenaze törenine İran Savunma Bakanı Emir Hatemi'nin konuşması damgasını vurdu. Hatemi, suikastle İran'ın nükleer çalışmalarındaki kararlılığın hedef alındığını söyledi. İran'da hiçbir suç cevapsız ve cezasız kalmaz dedi. Suçluları sonuna kadar takip edeceğiz. İran halkı hiçbir suçu ve terör eylemini yanıtsız bırakmayacak. Şehidimizin yolunu takip etme kararlılığı daha güçlü olacak. Ülkenin gelişmesini daha hızlı ve güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Emir Hatemi, suikast nedeniyle kınama mesajı yayınlayan ülkelere teşekkür ederken, olaya sessiz kalan devletlere de tepki gösterdi. Cenaze töreni İran Devlet Televizyonu'nda canlı yayınlandı. Tören sonrası Fahrizade'nin naaşı başkentteki İmamzade Salih Türbesi'nin avlusuna defnedildi. Öte yandan Çin, Muhsin Fahrizade'ye yapılan suikasti kınadı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Fahrizade suikastini azılı bir eylem olarak niteledi. Bölgesel gerilimi tırmandıracak, barış ve istikrara zarar verecek her türlü girişimin karşısında olduklarını vurguladı. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cephe İskenderiye açıklarında buluştu. Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Medusa tatbikatının 10.sunu başlattı. Bu sefer tatbikata Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de katılıyor. 6 Aralık'a kadar sürecek tatbikat, katılımcı ülkelerin donanmaları, hava kuvvetleri ve özel kuvvet birlikleri yer alacak tatbikatta. Öte yandan Yunanistan bir kışkırtma daha yaptı. S-300'ler Girit'te tespit edildi. Doğu Akdeniz'de suları ısıtan cephe Medusa 2020'de bir araya geldi. Geleneksel olarak Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır arasında yapılan tatbikata ilk kez Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı. 10.sunu düzenlenen Medusa tatbikatı İskenderiye açıklarında başladı. Tatbikat 3 ayrı aşamada yapılacak. Arama kurtarma, elektronik harp ve yüzey tatbikatları icra edilecek. 30 Kasım'da başlayan ortak tatbikat 6 Aralık'a kadar sürecek. Tatbikatla ilgili katılımcı ülkeler sosyal medya hesaplarından da paylaşım yaptı. Doğu Akdeniz'deki tatbikatlar isimlendirilmeleriyle de Türkiye'ye mesaj niteliğinde oluyor. Nabıldina, Nemesis tatbikatları gibi Medusa'nın anlamı da oldukça dikkat çekici. Medusa, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar anlamına geliyor. Öte yandan Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti. Tatbikata Almanya, Hollanda ve Amerika'dan da askeri personel katıldı. Testler Girit Atış Poligonu'nda 23-27 Kasım arasında yapıldı. Ulusal kanalın güvenilirliği her geçen gün daha da artıyor. Dijitürk ve TVBu'ya girmek için büyük bir atılım kampanyası başlatmıştık ve ulusal kanala yani kanalımıza olan güven %8,7'ye yükseldi. Soros araştırma şirketinin yaptığı son güven anketine göre Türkiye'nin milli kanalı
medya devi olarak görülen birçok kanalı geride bıraktı. Kanalımız zirvedeki yarışına devam ediyor. Haberi kaynağından, hayatın içinden topluyoruz. Şu birinci sırayı biz yıkacağız. Ne zaman yıkacağız? Dijitürk ve TÜBİTAK'a girersek. Ulusal kanalın güvenilirliği büyüyerek devam ediyor. Kanalın zirve yarışı sürüyor. Şu alanda bir ikincilik yarışı var bakın. Biz arkamızdaki büyük dev medya kuruluşlarına, dolarla çalışanlara şimdi ciddi farklar oluşmuş. Saros Araştırma Şirketi 3092 kişiyle yaptığı Türkiye'de güven anketi sonuçlarını açıkladı. Kasım ayını içeren ankette üst sırada yer alan ulusal kanalın güvenilirliği bir önceki ankete göre %8.7'ye yükseldi. Ulusal kanal ikincilik yarışında devam ediyor. Güvenilirlik oranımız artmış durumda. Daha da artacak. Saros araştırma katılımcılara en çok güvendiğiniz haber kanalı hangisidir diye sordu. Yurttaşların verdiği yanıtlara göre ulusal kanal en yakın rakibinin 2,5 puan önünde yer aldı. Mehmetçiğin, emekçinin ve üreticinin gözünden haberleştiriyor, sizlere sunuyoruz. Türkiye'nin milli kanalı Dijitürk ve TVBu'da olmamasına rağmen büyük sermayeli ve bütün platformlarda yer alan kanalların açık ara farkla önünde yer aldı. Dijitürk ve TVBu'ya girdiğimizde bakın bu rakamı biz katlayacağız ve orada Amerikan medyasıyla Türkiye'nin milli televizyonu ulusal kanal yarış halinde olacak. Zaten şu anda da yarış halindeyiz haberlerimizle, yayın içeriğimizle. Yine aynı şirketin Eylül ayında yaptığı ankette de %8.4 güvenilirlikle ulusal kanal ilk 5 arasına girmişti. Bakın Eylül 2020'de 8.4'tü, Kasım 2020'de 8.7'ye çıkmış. Güvenilirliğimiz artmış. Ayrıca ankette seçmen tercihleri de soruldu. Ulusal kanala en çok güvenen kesimin son seçimlerde HDP'ye oy verenler olduğu ortaya çıktı. HDP'ye oy vermiş son seçimde. 5 seçmenden birisi ulusal kanalı en güvenilir kanal sayıyor. Son seçimde HDP'ye oy veren her 5 yurttaştan birisi ulusal kanalı en güvenilir kanal olarak görüyor. Bakın o seçmen artık HDP seçmeni değildir zaten. Ulusal kanalı güvenilir buluyorsa o bitmiştir. O son seçimde HDP'ye oy vermiş olabilir. Ama şu an ulusal kanala güveniyor. Birinci sırada AK Parti seçmeninin yanı sıra CHP, MHP ve İYİ Parti'ye oy veren yurttaşlar arasında da kanala olan güven artmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti'ye oy vermiş yurttaşlarda ulusal kanala güvenilirlik son 2 ayda ciddi oranda artmış. Türkiye'nin milli kanalını yani ulusal kanalı Dijitürk ve TVBu'ya taşımak için başlattığımız seferberlik sürüyor. 5 milyon evi aydınlatmak için yola çıktık ve bu kampanyada ihtiyaç duyduğumuz şey 3,5 milyon lira. Siyasetçiler, akademisyenler ve gazeteciler ulusal kanalın Türkiye için önemini anlatmaya devam ediyorlar ve çağrı yapıyorlar. Ulusal kanal 20 yıldır Türkiye'yi aydınlatıyor. Senin varlığınla. Ulusal kanalın 5 milyon evi daha aydınlatmak için başlattığı seferberlik büyüyor. Türkiye'nin milli kanalını Dijitürk ve TVBu'ya taşımak için toplumun her kesiminden destek çağrıları geliyor. Ulusal kanalın iki mecraya girebilmesi için 3,5 milyon Türk lirasına ihtiyaç var. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, ulusal kanalın etkisinin altını çizdi, ulusal kanal siyasal eksen çiziyor dedi. Ulusal kanal siyasal eksen çiziyor. Ulusal kanal dışında siyasal eksen çizen, kendisini Atatürkçüyüm diyen kanalların 15 Temmuz'da halini gördük. Ama ulusal kanal buralarda omurgası çok sağlam. O yüzden şimdi 5 milyon evi de aydınlatmak, Türkiye'nin önündeki sorunları çözmek bakımından çok çok önemli. Herkesi katkı vermeye davet ediyoruz. Ulusal kanalın 5 milyon evi daha aydınlatması için bir diğer çağrı da Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kuntay Gücüm'den geldi. Amerikan fonları kazanacak. Ulusal kanalın Türk milletinden kaynak yaratma çabası kazanacak. Kimi kazanacağını daha çok artık görüldü. Yani yolun sonu görüldü. Ulusal kanal bu işte başarı sağlayacaktır. Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde büyüdü. Türkiye'nin ihracatı ise Ekim'de %5,6 arttı. Verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Türkiye ekonomisi salgın nedeniyle bir çeyrek ara verdiği büyüme performansına 3. çeyrekte geri döndü. Pandeminin etkisini azaltmaya yönelik vatandaşa ve reel sektöre verilen kredi teşvikleri, Türkiye ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde %6.7 büyümesini sağladı. Yılın ilk çeyreğinde %4.5 büyüyen gayri safi yurt içi hasıla, ikinci çeyrekte %9.9 daralmıştı. Piyasalarda 3. çeyreğe ilişkin %5 civarı büyüme öngörülüyordu.
Üçüncü çeyrekte hane halkı tüketimi %9.2 artarken yatırımlarda %22.5 oranında artış dikkat çekti. Sektörel bazda bakıldığında sanayi %8, inşaat %6.4, tarım %6.2 performans arttırdı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Ekim ayı geçici dış ticaret verileri de açıklandı. Buna göre ihracat Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre %5.6 artarak 17 milyar 329 milyon dolara yükseldi. İthalatta %8.4 artışla 19 milyar 703 milyon dolara ulaştı. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %34.4 artarak 2 milyar 374 milyon dolara çıktı. Ocak-Ekim döneminde ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. İthalatta ise birinci sırada Çin bulunuyor. Çek yasası mağdurları, karşılıksız çek nedeniyle uygulanan hapis cezasının kaldırılmasını talep ediyor. Yazdığı çeki belli bir süre içinde ödeyemeyen kişi adli para cezasına çarptırılıyor. O cezayı da karşılayamayınca cezaevine giren vatandaş borcunu ödeyebilmek için çalışmaktan mahrum kalıyor. Alacaklı da mağdur oluyor. Mağduriyet zincirinin nasıl çözüleceği Ulusal Kanal'da Yeni Ufuklar programında tartışıldı. Bu 250 bin kişiyi bugün ekonomiye tekrar geri kazandırsanız, çek hapis cezası kalktı diye bu insanlara müjde verseniz, bu insanlar inanın 3 ayda 6 ay arasında yeni bir işletmeyi borçla da olsa harçla da olsa açarlar. Yaklaşık 279 bin çek yasası mağduru zor durumda. Çekin karşılığını ödeyemeyen mağdurlar hapis cezası alıyor. Karşılıksız çek çok uzun yıllardır hukuk dünyasında tartışılan bir. Geçim sıkıntısı yaşayan küçük işletmeler zor durumda kalınca çekle ödemeye başvuruyor. Para belirli bir süre sonra kişinin çek hesabından ödeniyor. Çek hesabına o parayı koyamayan vatandaş yaptırımla karşılaşıyor. Karşılıksız çek sorunu küçük esnafın sorunu. Alacaklı dediğiniz kesim aynı zamanda çek yasası mağdurları. Karşılıksız çekin yaptırımı yapılan kanuni düzenlemelerle şimdiye kadar 5 kez değişikliğe uğradı. Son düzenlemeye göre çeki yazan kişi borcunu ödeyemeyince adli para cezasına çarptırılıyor. Vatandaş bunu da karşılayamayınca cezaevine giriyor. Alacaklı da hakkını tahsil edememiş oluyor. Çek yasasındaki tartışmalar ve çözüm yolu Ulusal Kanal'da Şule Perinçek'in sunduğu Yeni Ufuklar programında masaya yatırıldı. Şimdi çek tamamen vadeli alışverişlerde alacaklı bir mal alan kişiye kredi kullandırıyormuşuz gibi verdiğimiz bir ödeme olanağıdır. Meclis Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç karşılıksız çeke yönelik düzenlemeleri anlattı. 2009'da da şöyle bir düzenleme oldu. 5941 sayılı çek kanunu yeniden baştan sona düzenlendi. Burada çekte ceza sorumluluğu adli para cezası şekline dönüştürüldü. 2012'den 2016'ya kadar hapis cezasının kalktığı bir durum söz konusuydu. Küçük esnaf veya işletmeci hapse girince çalışamadığı için de cezayı ödeyemiyor. Mağdurlar hapis cezasınınsa caydırıcılığının bulunmadığını ifade ediyor. Hapis cezası her ne kadar kaldırılmakla da olmaz denilse de hapis cezasının bir çözüm olmadığını da ben düşünüyorum. Salgın nedeniyle çek borcunu ödemesi için bir yıllığına şartlı tahliye edilen mağdurlar için verilen sürede Mart 2021'de doluyor. Bir son dakika gelişmesini hemen paylaşalım sizlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirleri içeren iki ayrı İçişleri Bakanlığı genelgesi 81 il valiliğine gönderildi. Cumartesi pazar market ve bakkallar saat 10 ile saat 20 arasında açık olacak ve sadece online servis yapabilecekler. Fırın, unlu mamul satış noktaları, ekmek bayileri açık olacak yine. Restoranlar saat 10 ve 20 arasında paket servis yapabilecek. Bunun dışında 65 yaş üstü vatandaşların ve 20 yaş altına yönelik de yeni bir kısıtlama vardı. Kısıtlama gün ve saatlerinde şehirler arası seyahat izne tabi olacak. Bunu da belirtelim. 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına ise toplu taşıma kullanmak yasak olacak. Manavlar, kasaplar 10 ve 17 arasında açık olacak. 20 yaş ve
altındaki vatandaşlar ve 63-65 yaş üstündeki vatandaşlar da ihtiyaçlarını karşılamak için hafta sonları markete, manava ve bakkala gidebilecekler. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen genelgeler 81 il valiliğine gönderildi diyelim ve devam edelim. İçişleri Bakanlığı kadın cinayetlerine ilişkin bir rapor hazırladı. Buna göre yılın ilk 6 ayında 115 kadın cinayete kurban gitti. Raporda katillerin profili de çıkarıldı. Cinayetlerin %40'ını kocalar işledi. Yine rapora göre cinayetlerin %63'ü tasarlanarak, %37'si ise ani gelişme sonucu işlendi. İşte o raporun ayrıntıları geliyor ekranlarınıza. Daha önce şiddete uğradınız mı? Hayır. İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin kanayan yarasını masaya yatırdı. Kadın cinayetleri mercek altına alındı. Aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesinde kolluğun önemi ve rolü başlıklı rapor hazırlandı. Bundan sonra kadınlar inşallah ölmez. Rapora göre bu yılın ilk 6 aylık döneminde 117.192 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı yaşandı. 115 kadın katledildi. Kadın cinayetleri en çok %66 ile evde işlendi. Katledilen kadınların %29'unun 36-45 yaş aralığında olduğu belirlendi. Canice bir adamın hırsını. Raporda katillerin profili de çıkarıldı. Buna göre cinayetlerin %40'ını kocalar işledi. Katil zanlılarının %23'ünün aile üyesi, %22'sinin sevgili, %8'inin boşandığı eş, %3'ünün akraba, %2'sinin ise ısrarlı takipçi ve %2'sinin sevgilinin eşi olduğu tespit edildi. Neden öldürdün? Rapora göre cinayetlerin %63'ü tasarlayarak, %37'si ise ani gelişme sonucu işlendi. Cinayetlerin işlenme nedenlerinin sıralandığı raporda uyuşturucu madde kullanımı ve psikolojik sorunların etkisi %8 ile tahminlerden daha az. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için projeler de hayata geçirildi. Onlardan biri Kadın Acil Destek, kısa adıyla KADES uygulaması. Uygulamayla kadınlar tehlike anlarında tek bir tuşla kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunabiliyor. 24 Mart 2018'de kullanıma sunulan KADES'i bugüne kadar 891.181 kadın telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden yaklaşık 50.000 ihbarda bulunuldu. Butona basıyorsunuz, hemen kolluk kuvvetleri, en yakın birimler sizin yardımınıza geliyor. Kadınların şiddete karşı korunmasında kullanılan diğer uygulama ise elektronik kelepçe. Halen 15 ilde devam eden elektronik kelepçe uygulamasının yıl sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırılması hedefleniyor. Neden öldürdün? Konuşma öyle kızım. Şiddet gören ya da hayatları tehlike altında olan kadınlar hakkında mağdura yönelik koruyucu tedbir kararı, şüphelilere yönelik de önleyici tedbir kararı alınabiliyor. Yılın ilk 6 ayında 60.199 kişi hakkında koruyucu, 125.467 kişi hakkında önleyici tedbir kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 milyon liralık ihalesi tepki çekti. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki olaya ilişkin Vatan Partisi'nden bir açıklama geldi. Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Öztürk, kayıp milyonların peşini bırakmayacağız dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı 1 milyon liralık ihale ile gündeme geldi. Konuyla ilgili bakanlık harekete geçti. Yargıya taşınacak olaya ilişkin Vatan Partisi'nden açıklama geldi. Biz Vatan Partisi Beylikdüzü İlçe Teşkilatı olarak Beylikdüzü'nün kayıp milyonlarını peşini bırakmayacağız. Açıklamayı yapan Vatan Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Öztürk, İmamoğlu'nun sessiz kalmasını eleştirdi. Dilde Eğitim adlı şirketin 987.830 TL'yi üstlendiği ulusal basında yer alıyor. İddialara göre ihale kapsamında yer alan 46 kalem işin hiçbirisi uygulamada gerçekleşmemiş, ihale kağıt üzerinde kalmış. Şayet bunlar doğruysa Sayın İmamoğlu ve şimdiki Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çalık bunun hesabını vermelidir. Öztürk ihalenin akıllara 7,5 milyon liralık Kavaklı Sahili projesini getirdiğini belirtti. Yine 16 milyon İstanbullu ve 400 bin Beylikdüzü vatandaşı adına soruyorum. Dönemin Beylikdüzü şimdinin İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Kavaklı Sahil Projesi'ne 7,5 milyon lira harcadığını faaliyet raporunda belirtmişti. Ancak Kavaklı Sahili'nde öyle bir projenin yapılmadığı ortadadır. Bu 7,5 milyon ne yapılmıştır, ne olmuştur, nerededir? Erol Öztürk yetkililere de seslendi. Sayın İmamoğlu'nun 26 kuruşluk maskeyi
2 lira 89 kuruşa satın aldığı yine ulusal basında yayınlanmıştı. Buradan yetkilileri de göreve davet ediyoruz. Araştırmalar iyi yapılsın, yapanın yanına kar kalmasın. Türkiye, İzmir depreminin ardından olası depremler için önlemleri tartışıyor. Geçtiğimiz günlerde Jeofizik Mühendisleri Odası fay hattı yasası çalışmalarına ilişkin bir açıklama yapmıştı. Açıklamada fay yasasına karşı çıkılmıştı. Bunun üzerine yasayı hazırlayan bilim insanlarının başında bulunan Profesör Doktor Hasan Sözbilir konunun önemini Ulusal Kanal'a anlattı. Bilim insanı dediğimiz insanlar toplumu yanlış bilgilendirme hakkına sahip değildir. Devleti yanlış bilgilendirme hakkına sahip değildir. Bir kere yalan söyleme hakkına sahip değildir. Fayın üzerinde olmasaydık o köydeki insanlar ölmeyecekti. Jeofizik Mühendisleri Odası'nın yaptığı fay yasası karşıtı açıklamaya fay yasası komisyonundan tepki geldi. Ulusal Kanal'a konuşan 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir fay yasasının amacının yanlış anlaşıldığını söyledi. Ama Amerika gibi, Yeni Zelanda gibi, Tayvan gibi ülkelerde fayların önemli bir bölümü kentlerin içinden geçiyor. Onun için insanlar faydan kaynaklanacak problemi devre dışı bırakmak için fayın üzerindeki yapılaşma kısıtlaması getiriyor. Fayı tamamen yapılaşmaya da kapatmıyor. O da yanlış anlaşılıyor. İzmir fayı güzel bahçeden başlar, Pınarbaşı'na kadar gider. Ama onun bir sadece gittiği bir iz vardır. O izin de genişliği 50 metre 100 metredir. Güzel bahçeden geçiyor. Hadi güzel bahçeyi tamamen boşaltalım. Öyle bir şey değil ki. Bunu zaten bilen insan sayısı o kadar az ki Türkiye'de. Toplum hangisine güvenecek? Birisi fay yasası gerekir diyor, öbürü gerekli değil diyor. Bu kadar toplumu yanlış yönlendirmeye kimsenin hakkı olmamalı. Sözbilir, depremin birden çok uzmanlık alanını ilgilendirdiğini belirtti. İşte hastanedir, okuldur, devletin herhangi o sırada depremden sonra ayakta kalması gereken bir binasıdır. Onu kesinlikle fayın üzerine koymayalım. Peki onun için ne yapmamız lazım? Önce fayları haritaya işlememiz gerekiyor. İmar haritalarına. İmar haritalarına işlerken jeoloji bilimi, jeofizik bilimi, jeodezi bilimi birlikte çalışır. Şimdi bunu bilmeyen jeofizikçi arkadaşlar biz fay yasasına karşıyız. Yani ne olduğunu bilmeden karşı çıkmak kadar çok büyük bir cahillik o. Yani hele onu profesör düzeyindeki bir insanın söylemesi artık bilimden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Yani Hasan Sözbilir, Elazığ depreminde özellikle fay hattı üzerinde bulunan yapıların yıkıldığını hatırlattı. Biz Elazığ depreminden sonra arazide çalıştığımızda fayın üzerinde iki tane bakanımız geldi. Bir tanesi Süleyman Soylu, öbürü de Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı. Fayı gösterdik onlara. Fayın üzerindeki yıkılan köyleri gösterdik. Onlar da anladı ki fayın üzerinde olmasaydık o köydeki insanlar ölmeyecekti. Bu kadar basit aslında. Sözbilir yasanın takvimine ilişkin bilgi verdi. 2021'in Mart ayında deprem haftasında deprem daire başkanlığı ve işte belki de İçişleri Bakanlığı düzeyinde topluma ilan edilecek. Biz sadece o yasa teklifinin teknik, idari ve mevzuat kısmını hazırlıyoruz bilim insanları olarak. Ondan sonrası artık Büyük Millet Meclisi'nin bileceği bir şey. Uzmanlara göre Türkiye'de bir deprem komisyonu kurulması gerekiyor. Covid'de olduğu gibi bir deprem bilim kurulu kurulsun diyorum. Türkiye'nin en iyi 10 tane bilim insanı kimse aynı Covid bilim kurulu gibi deprem bilim kurulu kurulsun. Bu problem kökten çözülsün. Şimdi ne oldu mesela İzmir depreminde? Bilgi kirliliği oldu. Yalan yanlış haberler. Yok işte Nazilli'de 10 gün sonra 7 büyükte Şimdi dönelim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık yarışına. Biliyorsunuz Joe Biden yeni başkan seçildi ve tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibini açıkladı. Biden ekibini çeşitli deneyimli ve yetenekli olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ya başkan olarak da mevcut olarak Donald Trump var biliyorsunuz. Seçimlere ilişkin açıklamalarına devam ediyor. Katıldığı bir televizyon programında konuştu Trump. Joe Biden 80 milyon oy almadı. Buna inanmıyorum açıklamasında bulundu. ABD başkanlığına seçilen Joe Biden tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibini duyurdu. Ekibini çeşitli, deneyimli ve yetenekli olarak nitelendirdi. Biden ve seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris şu anda geçiş ekibinin onaylarını denetleyen Jen Psaki'yi Beyaz Saray sözcüsü olarak atadığını bildirdi. Psaki, Obama yönetimi döneminde de Beyaz Saray'da iletişim direktörlüğü, iletişim müdür yardımcılığı ve sözcü yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Biden'ın seçim çalışmasında kampanya müdür yardımcısı ve iletişim direktörü olarak görev yapan Kate Bedenfield ise Beyaz Saray'ın iletişim direktörlüğünü yürütecek. First time ever that will occur.
Karin Jean-Pierre basın sekreteri yardımcısı, Billy Toba ise iletişim müdür yardımcısı olacak. Başkan yardımcısı Kamala Harris'ın iletişim direktörü Ashley Edin olurken, Simone Sanders da Harris'ın kıdemli danışmanı olarak görev yapacak. Ayrıca Biden'ın eşi Jill Biden'ın iletişim direktörü Elizabeth Alexander olacak. Experience and leadership. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'sa seçimlere ilişkin açıklamalarına devam etti. Katıldığı bir televizyon programında Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum açıklamasında bulundu. It's going to be a very hard thing to concede. Trump, 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerinde demokratların posta yoluyla kullanılan oylarda açık bir şekilde hile yaptığını savundu. Bu konudaki fikrimi değiştiremezsiniz. 6 ayda geçse görüşüm değişmeyecek. Seçimlerde ciddi oranda hile yapıldı ifadelerini kullandı. Trump, seçimlere ilişkin çeşitli mahkemelere yaptıkları başvuruların geri çevrilmesinden şikayet etti. Özellikle Pensilvanya eyaletindeki seçim sonuçlarına ilişkin davaya atıfta bulundu. Bu işi gerekiyorsa yüksek mahkemeye kadar taşıyacağız. Yüksek mahkemenin bunu kabul etmesi gerekir diye konuştu. Ellerinde delil niteliğinde yüzlerce ifade olduğunu dile getiren Trump, bu delillerin mahkemelerde kabul görmediğini ve yargıçların taraflı davrandığını öne sürdü. Ayrıca ülkedeki seçim usulsüzlüklerine bir noktada Federal Soruşturma Bürosu'nun dahil olması gerektiğini de belirtti. Trump bazı yabancı liderlerin kendisini arayıp seçim sonuçlarına ilişkin desteklerini ifade ettiğini söyledi. Bu liderlerin Amerika'daki 3 Kasım seçimlerinin gördükleri en berbat seçim olduğunu söylediklerini de ileri sürdü. Venezuela lideri Nicolas Maduro halkla iletişimini güçlendiriyor. Canlı yayında telefon numarasını paylaştı Maduro. Venezuela ve halkımızla ilgili gerçekler için mücadeleye katılıyorum dedi. Venezuelalıların rehberinde artık liderlerinin telefon numarası var. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro canlı yayında telefon numarasını verdi. Venezuela ve halkımızla ilgili gerçekler için mücadeleye katılıyorum dedi. Halkıyla kurduğu güçlü iletişimi ortaya koydu. Maduro o anlarda canlı yayındaydı. Telefonun görüntüsünü de Twitter hesabından paylaştı. Maduro yayınladığı video mesajda Venezuela ile WhatsApp ve Telegram'daki fikir savaşına katılıyorum. Beni tüm gruplarınıza dahil edin ve birlikte Venezuela gerçeğini savunmak için savaşalım diye seslendi. Ardından telefona mesajlar yağdı. Maduro'nun paylaştığı numaranın WhatsApp'la Telegram profillerinde de başkanın kendi fotoğrafının ve Venezuela Devlet Başkanı ifadelerinin yer aldığı görüldü. Maduro, duyarlılık muazzam oldu. Beni binlerce gruba dahil ettiler ifadelerini kullandı. Covid-19 salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitim sürerken tıp eğitiminde sanal gerçeklik uygulamaları yaygınlaşmaya başladı. Doktor adayları gerçeği aratmayan 3 boyutlu görüntülerle insan anatomisinin en ince ayrıntılarını öğrenebiliyor. Böylece kadavra ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bir oda kalbin sağ tarafını görüyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitim veriliyor. Ancak tıp öğrencilerinin uzaktan eğitimde insan anatomisi üzerinde pratik yapması pek mümkün değil. Doktor adaylarının en büyük sorunu olan anatomi dersleri için sanal gerçeklik teknolojileri geliştirildi. Örneğin bir kasın bütün detaylarını inceleme imkanına sahibiz. Türkiye'de ilk kez kullanılan Forsina adlı sanal gerçeklik uygulamasıyla tıp öğrencileri insan anatomisini en küçük detayına kadar öğrenebiliyor. İç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Mehmet Sait Buğdacı sistemi anlattı. VR teknolojisi 3 boyutlu görüntü sağlıyor. Gerçek bir görüntüye yakın bir görüntü. Bu görüntünün avantajı tabii sanal bir sınıf oluşuyor bulunduğunuz yerde. Bu sanal sınıfta her şeye, her türlü bilgiye hoca kendisi dataları aktararak öğrenciye verme imkanına sahip olacak. Yani bir anlamda bir alanın 3 boyutlu olarak bir yerden bir yere aktarılması diyebiliriz. Tıp eğitiminde sanal gerçeklik uygulamalarının sağladığı bir başka yarar daha var. Gerek cerrahi dönemde anatomik yapıyı algılaması ve sonraki dönemlerde yapacağı bütün işlemlerde bu anatomik yapıyı 3 boyutlu olarak algılaması için üniversitelerde genellikle
kadavralar kullanılıyor. Ama bu sistem o kadavra sürecini ortadan kaldırmış oluyor. Böylece esasen hiçbir kadavra üstünde çalışmadan bile bu sistem üzerinden bütün detayları, insan anatomisinin detaylarını görmek mümkün. Sistemin faydaları sadece anatomi eğitimiyle sınırlı değil. Gerçek hasta tomografileri de sisteme aktarılarak tümör gibi çeşitli hastalıkların durumu 3 boyutlu olarak görülebiliyor. Sağ kalbin içindeyiz. Mersin'de narenciye hasadında çalışan Çukurovalı kadınlar, aile bütçesini ayakta tutuyor, gün doğmadan yola çıkan kadınlar tüm zorluklara rağmen çalışmaktan gurur duyuyor. Türkiye'nin önemli narenciye merkezlerinden Mersin'de turunçgil hasadı devam ediyor. Hasatta önemli rol oynayan Çukurovalı kadınlarsa ailelerinin geçimi için sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu tutuyor. Saat 5'te kalkıyoruz. Dolmuşa binip geliyoruz. 100 kilometre. Erken saatlerde bahçelere gelen kadınlar merdiven yardımıyla ağaçlardan özenle mandalina topluyor. 90 lira yevmiyeyle çalışan kadınların mesaisi bununla da sınırlı değil. Ev işleri ve kendi hayvanlarının bakımı da onların sırtında. Çok erken saatlerde kalkıyoruz buraya gelmek için. Önce bizim evde hayvanlarımız falan var. Ona bakıyoruz işte. Evimiz işlerini biraz yönlüyoruz. Eşimiz de işe gidiyor. Onun buraya gelmek için yemeğini falan hazırlıyoruz. Çıkıyoruz işte, arabayla eşlerine, dostlarına geliyoruz. Burada çalışıyoruz. Aynı geri gitsek yine aynı evin işi, yine hayvanlarımız var, çocuklarımız var. Çamaşır, bulaşık, yok biraz bizim hayatımız yoğun geçiyor. Çukurovalı kadınlar tüm zorluklara rağmen şikayet etmiyor, severek çalışıyor. Evinin geçimine katkıda bulunmaktan gurur duyuyor. Sabah 4.30'da kalkıp buraya geliyoruz. Her şey çok zorluklu ama bunun üstesine gelebildiğimiz için bir kadın olarak ben çok gurur duyuyorum açıkçası. Kendi evimin ihtiyaçlarını kendim karşılamak çok güzel bir şey. Aileme hele hele bu yaşta katkı olmak daha çok gurur verici bir şey. Gurur duyuyoruz. Eşimize demiyoruz bize para ver biz şunu alacağız demiyoruz. Paramız kendi elimizde. Hiçbir yerin boyun bükmüyoruz eşlerimize. Çukurova kadını mücadeledir, yorulmaz yani. Çocuklar için, eşlerin, evi için sürekli mücadele içinde. Benim oğlum bir mesela askerde ona harçlık gönderiyorum, birini okutuyorum, evimin ihtiyaçları, her şeyini, yani biz bu şeyi aldığımız paraları alıyoruz. Başkasına muhtaç olmadığımız için çok mutluyuz yani. Topladıkları mandalinaları küfelere dolduran kadınlar, ürünlerin üzerlerindeki lekeleri de tek tek temizliyor. Erkek işçilerin yardımıyla kamyonlara yüklenen ürünler yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Ülkemiz hazan mevsiminin son demlerinde bir başka güzel. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla yurdun dört bir yanında adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Önce kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonra Tekirdağ'daki göz alıcı Ganos Ormanı'na, ardından da ormanları, gölleri ve tabiat parklarıyla görsel şölen sunan Karabük'e doğru uzanacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla yurdun dört bir yanında renk cümbüşü yaşanıyor. Kışı karşılamaya hazırlandığımız hazan mevsiminin son demlerinde ülkemiz bir başka güzel. Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbahara veda günlerinde ayrı bir güzelliğe büründü. Doğanın bu döngüsüne şahitlik etmek isteyenler soluğu ormanlık alanlarda alıyor. Doğa tutkunları ağaçların sararan yaprakları, iğne yapraklı türlerin yeşil tonları arasında doyumsuz bir gezintiye çıkıyor. Doğayla iç içe saatlerce huzur dolu anlar yaşanıyor. Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki büyüleyici Ganos Ormanı, sarı ve kahverenginin her tonuyla sonbahara veda ediyor. Ziyaretçilerine seyre doyumsuz manzaralar sunuyor. Doğa severlerle amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşünün ayrı bir güzellik kattığı ormanlık alanda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin tadını çıkarıyor. Karabük, ormanları, gölleri ve tabiat parklarıyla hayranlık uyandırıyor. Yenice ilçesindeki ormanlar, Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösteriliyor. Ormanlar, içinden geçen kıvrımlı yollarıyla doğa severlere görsel şölen sunuyor. Ovacık ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı da sonbahar renkleriyle adeta büyülüyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Safranbolu'da yer alan Baklabostan Tabiat Parkı ise ziyaretçilerine kamp kurarak doğayla baş başa vakit geçirme imkanı sağlıyor.
El değmemiş doğasıyla dikkati çeken Tabiat Parkı, yaklaşık 20 metrelik şelalesiyle de insanları izlerken dinlendiriyor. Efendim, yarın saatleriniz 21'i gösterdiğinde artık yeni bir normal hayattan daha farklı, anormal bir hayata geçiş yapacağız. Sokağa çıkmak saatleriniz 5'i gösterene kadar maalesef yasak olacak. Hafta sonuysa tamamen artık evlerinizde olmanız gereken bir döneme doğru gidiyoruz. Tabloyu yayının başında ekranlarınıza getirmiştik. Salgının en başından bu yana Türkiye'de en yüksek can kaybının görüldüğü gün oldu 30 Kasım. Saatlerimiz artık gece yarısını geçti. Bir aralığın içerisindeyiz. İlk dakikalarını yaşıyoruz hep birlikte. Umarım bu ay COVID-19'da önemli bir mücadele verip gerekli tüm tedbirleri alır ve bu can kaybını da, bu yükselişi de hep birlikte durdurabiliriz. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hem de ulusal kanal ekranlarında veya tüm gazetelerde, televizyon ekranlarında uzmanlar sürekli aynı şeyleri söylüyorlar. Maske bizim için artık önemli bir araç. Hayatımızı korumak, sevdiklerimizi korumak için maske konusunda artık net bir tutum ve tavır almamız gereken bir dönemin içerisindeyiz. Aslında hep böyleydik ama hiçbir zaman bu rakamlar 30 bini bulmamıştı. Can kaybımız da 188 değildi. Yoğun bakımda 5000'e yakın hastamız var. Yeni hasta sayımız, hastaneye yatırılan hasta sayımız 6000 her gün artmaya devam ediyor. İşte bu noktada sosyal mesafeyi korumak ve mümkün olduğu sürece, zorunlu ihtiyaçlarımız olmadıkça dışarı çıkmamak bizim için çok önemli. Profesör Doktor Taceddin İnandı yayının başında ne söylemişti? Bu 3 ay çok önemli. Özellikle de aşı konusunda kat etmemiz gereken bir yol var. 3 aylık bir yol. Bu 3 ay boyunca hep beraber el ele verelim. Tedbirlere uyalım. Kısıtlamalar belki hayatımız boyunca olmayacak. Belli bir bölümde olacak. Belki çok önemli izler bırakacak ama yitirdiğimiz canlar var. Belki yan komşunuz, üst komşunuz, yakın bir akrabanız, belki de ailenizden birini bu COVID-19 salgınında sizler de kaybedebilirsiniz. Ve ekonomiyi de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tam kapanma evet bizim için önemli ama var olan tedbirlere uyarsak aslında bu kadar ileri düzeyde bir kısıtlamaya veyahut da yeni tedbirlere ihtiyaç duymayabiliriz. İşte bu konuda lütfen uzmanların söylediklerine dikkat edin. Sağlık Bakanı'nın söylediği şeylere kulak verin. Lütfen evde kalmaya özen gösterin. Sağlığınızı koruyun, sevdiklerinizi koruyun, ülkenizi koruyun efendim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.